Şimdi size bir haber vermek istiyorum. Amasya Muhammed Burhan cinayetini hatırlayacaksınız. Amasya Aksalur köyünde yaşayan 27 yaşındaki desefeyi verebilirsin Ahmetciğim. 27 yaşındaki iki çocuk babası Muhammed Burhan 16 Ağustos 2021 tarihinde vurularak öldürülmüştü desefe. Cinayetten de tam 8 ay 19 gün sonra 5 Mayıs 2022 tarihinde ailesi programımıza katılmıştı. Muhammed Burhan cinayeti soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Muhammed Burhan'ın eşi Fatma Burhan cinayetten 2 yıl sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bilgiler henüz çok taze. Soruşturma kapsamında yeni delillere ulaşıldığı belirtiliyor. Amasya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler eş Fatma Burhan'ı önceki gün gözaltına aldılar. Ve mahkeme çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi Fatma Burhan. Biliyorsunuz Fatma Burhan'ın 3 Ekim 2022 tarihinde sevgilisi Selami Şen de tutuklanmıştı ama yaklaşık 6 ay cezaevinde kalıp çıkmıştı. Şimdi bu yeni gelişmeyle beraber yeni gözaltılar olacak mı? Soruşturmada ne gibi delillere ulaşıldı? Hepsini göreceğiz. Selami 6 ay cezaevinde kalıp çıkmıştı. Çünkü öğrenmiştik ki yayına katılındığında Selami ile ilgili o güne kadar bir bilgiye ulaşılamamıştı. O yüzden de o geceyle ilgili Selami'nin ne yaptığına dair de herhangi bir araştırma Peki, yoktu. bu Soruşturmaya dahil gelişmeler edilmemiş. üzerine muhtemelen Selami hakkında da aynı Onu şey. bilemiyorum. Onu söylemeyelim Hayır, çünkü onu ben söylemeyelim. Hayır. olayların akışına göre Hayır, hukuki olayların akışı öyle bilgimle olmayabilir. kanaatimi söylüyorum. Öyle olamayabilir Evet. çünkü Selami Şen aile Burhan'ın ailesi bizim programımıza katılana kadar soruşturmaya dahil edilmemişti. Sonra soruşturmaya dahil edilince işte Fatma'nın sevgilisi olduğu vesaire o günlere de olduğu şahitler vesaire Evet. Selami tutuklanmıştı ama sonra 6 ay sonra o serbest kaldı. Şimdi Fatma tutuklandı ama belki de Selami değil. Hiç bilmediğimiz başka biri daha var. Tabii O yüzden gelişmeleri diyemem beklemekte ben. fayda var. Evet, o yüzden Evet. Selami diyemem. Belki de başka biri var. Şu an şimdi benim elimde dosya olmayınca ben biliyorsunuz konuşmaktan hoşlanmıyorum. Bir soruşturma bakalım devam etsin. Fatma ile beraber tutuklanacak başka kimse olacak mı? Hepsini göreceğiz, öğreneceğiz. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.